Bundan yaklaşık 3 hafta önce tam olarak da 4 Ekim'de kademeli ve kısmi emeklilik tasarısı ile ilgili bir video çekmiştim. İşte bu video. Orada özellikle mağdur olanlar için bir çalışmanın başlatıldığını, ancak bunun EYT'den emekli olup da hala maaşlarını alamayanların maaşlarının ödenmesinden sonra yasa teklifi haline geleceğini söylemiştim. Yani kademeli emeklilikle ilgili çalışmaların başladığını o videoda sizlerle paylaşmıştım. Şimdi bu konuyla ilgili yeni bir haberle karşınızdayım. Kademeli ve kısmi emeklilikle ilgili yasa tasarısının çerçevesi de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Düzenleme revize edilebilir, belki onu söyleyelim, ancak ana hatları tamam. Yapılan çalışmalar sonucunda 2000 ve 2008 arası sigorta başlangıcı olanların bu kademeli emeklilik şartlarına uymaları halinde erken emeklilik imkanı doğacak onlara. Peki bu erken emeklilik müjdesi için, yeni kademeli emeklilik için şartlar ne? Öncelikle şunu söyleyelim. Emeklilikte yaş ve prim günü şartlarına dair önemli bir değişiklik geliyor. 9 Eylül 1999 ve sonrasında ilk kez sigortalı olanlar için yaşa göre kademeli emeklilik kapsamı genişliyor. İşte detaylar. Bu düzenleme ile birlikte kademeli emeklilikte şartlar sigorta türüne ve başlangıç tarihine göre değişebilecek. Ve bu özete bakarsak SSK'lı kadınlar 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 ile 5975 arası prim günü, erkekler ise 25 yıl sigortalılık süresi 5000 ile 5975 arası prim günü gerekecek. Emekli sandığına tabi kadınlar 7200 prim günü, emekli sandığına tabi erkekler 9000 prim günü tamamlaması gerekiyor. Bu arada 2000 ve 2008 arası sigortalı olanlar içinse emeklilik koşulları şu şekilde: 7000 gün prim ödemesi ve 60 yaşını doldurması, 3600 gün prim ödemesi ve 15 yıllık sigortalılık süresiyle 50 yaşında emeklilik. 3600 prim günü ödemesi ve 25 yıllık sigortalılık süresi ise 52 yaşında emeklilik. Kısmi emeklilik durumunda ise 4500 gün prim ödemesi, 12,5 yıl ve 25 yıllık sigortalılık süresi gerekmektedir. Bu koşulların sağlanması halinde erken emeklilik hakkı kazanılacak. Şimdi buraya kademeli emeklilik yaş tablosunu da bırakacağım. Sizler en sonda durdurup o ekran görüntüsünü de alabilirsiniz.